Olması beklenen gelişmelerle hem ülkemiz hem de Türkiye Hasan'ıyla karşınızdayız efendim. Tüm detayları sizlere aktarmak için gününüzün güzel geçmesini dileyerek başlayalım sabah haberimize ve yüzümüzün gülücüklerinin eksik olmasını dileyelim. Hepiniz hoş geldiniz efendim ve güne yansıyan gelişmelerde öncelikle haber bültenimize bakalım. Cumhurbaşkanlığındaki diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı muavini Miroslav Jenka'yı kabul etti ve Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı 4 başlıktan oluşan önerileri sundu. İşte haberin detayları. Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenka, adadaki temasları kapsamında liderlerle ayrı ayrı bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Miroslav Jenka'yı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Miroslav Jenka'ya Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı 4 başlıktan oluşan önerileri sunduğunu belirtti. Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider Anastasiades'e iletilmek üzere hazırladığımız işbirliği önerilerimizi BM Genel Sekreteri Yardımcısı Muavini Sayın Miroslav Jenka'ya sundum. İşbirliği önerilerimiz yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York temsilciliğimiz aracılığıyla da BM Genel Sekreterine iletilmektedir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak mevcut gerçekler ışığında hem Kıbrıs coğrafyası hem küresel hem de bölgesel konjonktürü dikkate alarak iki taraf arasında işbirliği yapılması gerektiğinin sürekli altını çizdiğini ifade eden Tatar, sağlanacak işbirliğinin de hem Kıbrıs konusunda bir uzlaşı için gereken ortamın yaratılmasına hem de bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunacağına vurgu yaptı. Kıbrıs Türk tarafı adına sunmuş olduğum işbirliği önerilerinin ilki Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı ve maksimalist tutumundan dolayı sürekli olarak hem bölgemizde hem de iki taraf arasında krize sebep olan ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına dairdir diyen Tatar sözlerini şöyle sürdürdü. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak krizlerin çözümü için hep diplomasi yolunu seçtik. Bu anlayışla iki tarafa da ait olduğu ilgili tüm kesimlerce kabul edilen hidrokarbon kaynaklarına ilişkin işbirliği irademizin teyidi olarak Rum liderliğine yeni bir öneri yapmış bulunuyorum. Hatırlanacağı üzere 2011, 2012 ve nihayetinde 13 Temmuz 2019 tarihinde konuya dair işbirliği önerilerimiz masaya konmuştu. Halen masada olan bu önerilerimizin genel kuralını, iki tarafa da ait olan ada etrafındaki doğal kaynakların araştırılması, çıkarılması, kullanılması ve pazarlanması da dahil yönetilmesine ilişkin olarak eşit sayıda ve eşitlik temelinde BM gözetiminde iki tarafın yetkili makamlarından temsilcilerin katılımıyla kurulacak bir komiteyle bu kaynaklara dair iki rızayla ortak karar alınması mekanizması oluşturmaktır. Önerimizde bir açılım daha yaparak bahse konu işbirliği mekanizmanın kurulmasını müteakip süreç içerisinde bir safhada hali hazırda iki tarafın ayrı ayrı sözleşme imzaladığı şirketlerin de yetkilendirilerek bu mekanizmaya dahil edilebileceğini söylüyoruz. Bu önemli açılım Rum tarafının ileri sürmekte olduğu kaygı ve gerekçeleri de ortadan kaldırmaktadır. Mektubumda Kıbrıs Türk tarafı olarak hem iki taraf arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeye devam eden hem de bölgemizde istikrarsızlık sebeplerinden biri haline dönüşen bu krizin fırsata çevrilmesi için hazır olduğumu ve önerimizi bir an önce hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduğumu en net ifadelerle anlattım. Cumhurbaşkanı Tatar ikinci olarak Avrupa Birliği Enterkonnekte sistemine Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanma yoluyla dahil olmayı önerdiğini ifade etti. Hali hazırda iki tarafın elektrik sistemlerinin birbirine bağlı olduğunu ve tarafların ihtiyaç duyulması halinde birbirine elektrik verebildiğini hatırlatan Tatar, yine de iki tarafta da artan enerji arzından dolayı yaşanan zorlukları aşmak konusunda AB sistemine dahil olmanın en etkin yöntem olarak ortaya çıktığını vurguladı. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile enterkonnekte çalışmaları yapmaktayız. Rum tarafının da buna yönelik ayrı çalışmaları bulunmaktadır. Hem bağlantı yatırımı hem de bakım açısından değerlendirildiğinde iki tarafın çıkarına olabilecek ve en erken zamanda devreye girebilecek sistem Türkiye üzerinden sağlanacak sistemdir. Böylesine bir işbirliği yeşil enerjiye geçiş için de önemli bir imkan yaratacaktır dedi.
Üçüncü bir işbirliği alanı olarak yeşil enerjiye geçiş konusunda güneş enerjisinin etkin şekilde kullanılmasını önerdiğini kaydeden Tatar, bu bağlamda kurulması öngörülen ortak komite aracılığıyla hem iki tarafa hem de adanın geneline güneş enerjisinden maksimum fayda sağlamak hedefiyle birlikte çalışılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, dördüncü işbirliği önerisinin ise tatlı su kaynaklarıyla ilgili olduğunu anlattı. Tatar, iki tarafın yetkili kurumları tarafından görevlendirilecek uzman personelin eşit sayıda oluşturacağı ve Kıbrıs Adası'nın her iki tarafında bulunan tatlı su kaynaklarının rasyonel kullanımı ve geliştirilmesine yönelik çalışma yapmak üzere bir komite kurulmasına hazır olduğumuzu ifade ettim. Anavatan Türkiye'den Asrın Projesi kapsamında ülkemize ulaştırılan suyun da bu işbirliği kapsamında ele alınabileceğini de önerdim dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterine Kıbrıs Türk tarafının çok yakın zamanda düzensiz göç ve Kıbrıs Adası'nın mayınlardan arındırılmasına ilişkin iki ilave işbirliği önerisi sunacağını da ilettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü. Kıbrıs Türk tarafı bu önerileriyle eşitlik temelinde hem iki tarafa hem Kıbrıs Adası'na hem de bölgemize fayda sağlayacak işbirliği alanları konusunda Rum muhataplarıyla birlikte çalışma iradesine sahip olduğunu sözde değil özde de göstermiştir. Bu kararlılığımı müktesep haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz korunarak ileriye götürmeye hazır olduğumu da ifade ettim. Eğer hem adamıza hem de bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sağlanmak isteniyorsa, başta Rum tarafından olmak üzere ilgili tüm taraflardan bu işbirliği önerilerimizin hayata geçirilmesi konusunda olumlu tutum bekliyoruz. Anastasiyaris'in bu önerilerimize açık fikirli ve olumlu bakması yönünde teşvik edilmesini de Sayın BM Genel Sekreterinden rica ettim. Şimdi top Rum tarafındadır. Sayın Anastasiyaris'e çağrım şudur. Adamızın ve bölgemizin geleceği için olumlu adım atılmasına biz hazırız. Gelin bu önemli konularda birlikte çalışalım ve hem halklarımıza hem de bölgemize önerdiğim bu işbirliği alanında birlikte çalışarak katkıda bulunalım. Kıbrıs Türk tarafı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteğiyle yapıcı ve proaktif siyasetinin ve iradesinin somut bir örneğini daha işbirliği önerileriyle masaya koymuştur diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ben uzlaşıdan ve diplomasiden yana bir lider olarak faydasının yaşamın her alanında hissedebileceği bu işbirliği önerilerimizin bir an önce hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığımı bir kez daha yinelemek istiyorum ifadelerini kullandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in bugün Morislav Cenka ile yaptığı görüşme sonrasında Rum hükümet sözcüsü Marios Pelakanos'un yine iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde bir çözümden bahsettiğine değinen Tatar, Cenka'nın da kendisiyle yaptığı görüşmede ise böyle bir konunun gündeme gelmediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenka'ya Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenlik talebinden vazgeçmediğini ilettiklerini belirtti. Diğer yandan Türkiye'den Tatar'a destek. Türkiye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Rum kesimine yeni işbirliği paketi önerisini kuvvetle desteklediğini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz denildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu iki devletli çözüm temelinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda işbirliği önerileri içeren paketi kuvvetle desteklediğini bildirdi. Bakanlık Cumhurbaşkanı Tatar'ın yeni işbirliği önerileri hakkında yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreterine 1 Temmuz'da gönderdiği mektupla ilettiği Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca bu önerilerin hayata geçirilmesinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi adada mevcut iki devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacağı da kaydedildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Rekabet Edebilirlik Raporu düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu'nda kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun ve forumun bu yılki ana teması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarım sektörünün dış pazar rekabet gücü ve ihracat fırsatları olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, raporda belirtilen birçok olumsuz unsur varken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayakta olmasının ve durmasının önemli olduğunu belirtti. Onunla ilgili bir sunumumuz vardır. Sonra... Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından bu yıl 13.sü hazırlanan 2021-2022 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu lansmanı, odanın Mustafa Çağatay konferans salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumunda kamuoyuyla paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, değişim, dönüşüm ve yenilenmenin önemini vurgulayarak güçlü bir yapısal reform ajandasına ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını, daha az kırılgan bir ekonomik yapı için güçlü bir reform programı ile yola devam etmek gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda orta vadeli dayanıklılık sağlayıcı ve toparlanmayı hızlandırıcı politikaların belirlenmesinin önümüzdeki sürece ışık tutacak imkan sağlayacağını anlattı. Atan Deniz şöyle devam etti. Odamızın hazırlamış olduğu orta vadeli program taslağında kapsayıcı ve güçlü bir ekonomik toparlanmanın sağlanması için somut faaliyet önerileri sunulmaktadır. Bugünlerde hükümetimize düşecek başlıca sorumluluk işsizliği önlemek, iş yerlerini korumak, pahalılığa karşı mücadele etmek, kamuda tasarruf ve verimlilik tedbirlerini almak, ekonomik aktivitelerinin devamlılığını sağlamaya yönelik destek ve kredi programları uygulayarak büyümeyi tetikleyici önlemler almaktır. Oda Başkanı Turgay Deniz'in konuşmasının ardından Profesör Doktor Mustafa Besim, Doçent Doktor Kamil Sertoğlu ve Yardımcı Doçent Doktor Yanal Süreç tarafından raporun sunumu gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Avcıoğlu, kısa, orta ve uzun vadeli planlar için çalışmaların süratle tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Maliyetlerin aşağıya çekilmesi yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Avcıoğlu, enerji, enerji verimliliği ve Enerji Üst Kurulu'na ilişkin yasalardaki gelişmeleri aktararak yasaların geleceğe dair programların yapılmasına fırsat vermediği takdirde her yıl bu platformda sorunların tartışılmaya devam edileceğini söyledi. Bizim sorunumuz at safhada. Bu yıl bizlere tatil yok. Yaz dönemlerinde komiteler hep birlikte komiteye gidip oraya gönderdiğimiz mevzuatları hayata geçirmekle ilgili kendimizi görevli ve sorumlu hissediyoruz. Ekim ayında bunları İşte buralarda da muhalefetten değerli milletvekillerimizin huzurunda şunu ifade etmek isterim ki Ekim ayında bunları ete kemiğe büründürmek zorundayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sadece sübvansiye ile işin sürmeyeceğini belirterek rapordaki tespitlerin güzel olduğunu ifade etti. Şimdi dolayısıyla biz burada ürettiğimizi ihracatla şey edemeyiz. Yani illa ihracat yaparız diye bir derdimiz olmaz lazım. Buradaki artan nüfusa, artan turiste, artan ve yerleşen insanlara da buradaki ürettiğimizi eğer tüketimine sunabilirsek o zaten kendi kendine bir başarıdır. Hala daha insanlarımız umutlu. Bir hayli karamsarlıklar var çünkü felaketler hepsi birleşti. Pandemi geldi, ekonomik kriz geldi, devalüasyon geldi, savaş geldi. Aşırı derecede hep maliyetler arttı. Ama bütün bunlara rağmen ki gerçekten dışa bağımlı bir ekonomi, turizm ve yüksek öğrenim ve zaman zaman o pandemi döneminde ekonominin %80 daraldığını biliyoruz. %80 daralan bir ekonominin yapısıyla ayakta durabilmesi, sektörlerin başarıyla kendi çalışmalarını sürdürebilmesi, bu devletin bütün ödemeleri ve mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi elbette Türkiye'nin de destekleri önemliydi. Ama bu kendi başına bir başarıdır diye düşünüyorum. Tatar, ülkedeki turizm potansiyeline dikkat çekerek 144 farklı ülkeden öğrencilerin bulunduğu bir ülkede yaşadığımızı kaydetti. Hep olumsuz tarafından bakmamak lazım. Gerçekten bu pandemi döneminde ve dijital dönüşümde memleketimizin bir takım ekonomik sektörlerinde değişimler oluyor. Bütün bunlar bizim geleceğe umutla bakabileceğimizin güvenceleridir. Ama e-devleti de başarmamız lazım. Sayın Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcımız bana geçen gün ziyaretinde en büyük başarımız pandemi döneminde bizlerin vatandaşları hizmetini evinden alabilmiştir. Gidip oraya buraya sıraya girmesine gerek kalmamıştır. Devlet dairesine gitmeye gerek kalmamıştır. Büyük ölçüde evinden veya iş yerinden bu işi başarabilmiştir.
ve dolayısıyla büyük bir verimlilik. Söylediniz, bu ekonominin daha sürdürülebilir olabilmesi için, refahın artabilmesi için, beklentilerini yerine getirebilmesi için verimlilik esastır. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Üskurt'un istinaf kararı açıklandı sayın seyirciler. Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin kararının doğru olduğu sonucuna vardı ve Üskurt'un 2 ay hapis cezasının uygulanmasına karar verdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf duruşmasının kararı Yüksek Mahkeme Yargıçları Beril Çağdal, Peri Hakkı ve Talat Usar'dan oluşan heyet huzurunda açıklandı. Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Meryem Özkurt'la ilgili 7 Haziran 2022 tarihli kararının hatalı olmadığına kanaat getirerek cezanın uygulanmasına karar verdi. Özkurt, halk oylaması yasasına aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ihtarına uymama eylemlerinden suçlu bulunmuştu. Polis Teşkilatı'nın 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, dün ilk olarak Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kabrine çelenk sundu. Ardından devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, polis heyetinin kabulünde asayişin ve güvenliğin korunması bakımından teşkilatın daha da güçlenmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi. Polis Teşkilatı'nın 58. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyet sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundular. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Soyalan kabulde polis teşkilatının halkın huzuru ve güvenliği için görevini 7/24 layıkıyla yapmakta olduğunu söyledi. Ahmet Soyalan polis mensuplarının kadronun altında çalışması ve araç gereçlerin yeni alınması gerektiği konularının her zaman gündemde olduğunu ifade etti. Toplumumuza, halkımıza daha sağlıklı, daha iyi bir şekilde görev yapmak ve onlara faydalı olmak için polis teşkilatımızı güçlendiririz ve bilgilendiririz. Bu nedenle polis teşkilatımız çok iyi yollar kat etmiştir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada polis teşkilatının geçmişten bugüne büyük mesafe aldığını söyledi. Bizim bağrımızdan çıkmış, sizlerin eğitiminden geçen her türlü bilgiyi deneyin ve özellikle teknolojinin de kullanılmasında fevkalade deneyimli ve bu konuları en iyi şekilde sürdürebilen bir yapı içerisinde polisin gerek trafikte, gerek suçların yakalanmasında, gerek sınır kapılarındaki yaptığımız çalışmada, gerek geçen gün yaşadığımız yangın felaketinde polis teşkilatının orada can itibariyle çalışmaları ve ona göre diğer kurum ve kuruluşlarımızda işbirliği yapma noktasındaki etkinliği, mali polis ve tabii ki sürekli olarak suçların tatbikatı ve savcılık aşamasına kadar yapılan detaylı ve son derece önemli çalışmalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin polis teşkilatında oluşturulan otorite ve ana göre birbirimize olan saygı, hürmet ve her türlü yasalarımıza göre olan ilişkiler. Bunlar ciddi anlamda bir kurumun memlekete hizmet etmesi ve tabii ki asayişin, güvenliğin korunması ve çeşitli suçların önlenmesi bakımından böyle bir güvenilir teşkilatın daha da güçlenmesi en büyük temennimiz ve dileğimdir. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile de yakın işbirliği ve çalışmaların önemine işaret ederek kadro, altyapı, araç teçhizat ve sınır kapıları güvenliğinin önemine dikkat çekti.
Tatar son yaşanan yangında Türkiye ile birlikte ortaya konan işbirliğinin önemli olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar polis teşkilatına Eybil Efendi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Ardından polis gününü kutladı. Yine gönüllü, cana gönüllü tatbikatlar. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, polis teşkilatının 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye de ziyarette bulundu. Meclis Başkanı Töre, kabulde huzur ve güvenliğin sorumlusunun polis teşkilatı olduğunu, ancak halkın da dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, polis teşkilatının 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Başkanı Töre kabulde polis teşkilatına Eybil Efendi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi, ardından polis gününü kutladı. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan konuşmasında, devletin her aşamasında polis teşkilatını güçlendirmek için destek verdiğini ifade etti. Polis teşkilatı dün ile bugünü kıyaslayacak olursak, bugün dünyadaki diğer polis teşkilatlarıyla hemen hemen onlara baş çıkaracak kadar güçlü, dirayetli durmaktadır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'mizin bize olan bağlılığı, desteği ve her zaman yanımızda olması, polis teşkilatımızın daha güçlü olması demektir. Soyalan, halkın huzuru ve güvenliği için teknolojiyle suçlulara hızlı bir şekilde ulaşılıyor. 58 yıl önceki teşkilatla şimdiki arasında fark var. Mali siber suçlar, yabancılar ve muhaciret çalıştayları yaptık ve halka en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında huzur ve güvenliğin sorumlusunun polis teşkilatı olduğunu, ancak halkın da dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Teknoloji o kadar ilerledi ki suç unsurlarını kaldırmak kolay değil. Mutlaka polis bunları bulur, tespit eder ve adaletin huzuruna çıkarır. Bunları çok gördük ve çok başarılı operasyonlarınız oldu. İster havaalanında olsun, ister diğer başka kesimlerde olsun. Birçok suçların orta yere çıkarılmasında ve suçluların adalet önüne çıkmasına sağladınız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Polis Teşkilatı'nın 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyet daha sonra Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edildi. Üstel, Polis Teşkilatı'ndaki eksiği gidermek için 50 sivil muhaciret, 150 de polis alınması için gerekli girişimi yaptıklarını açıkladı. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve heyeti Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret etti. Soyalan ziyaretteki konuşmasında halkımıza daha verimli hizmet verebilmek için kendimizi her geçen gün yenilemekteyiz dedi. Soyalan konuşmasında teşkilattaki eksikliklerden de söz etti. 659 polis eksiğimiz var, 59 itfaiye eksiğimiz var, 201 sivil hizmet görevlisi eksiğimiz var. Zaten elinizin bilgisindedir. Talep ettik. Olumlu sinyallerinizi de sizden almaktan mutluluk duymaktayım. Başbakan Üstel de polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayarak polis teşkilatının ülkede güvenliği ve huzuru sağlayan en güzide teşkilatlardan biri olduğunu söyledi. Bu teşkilatımızın gerek teknolojiyi, gerekse teknolojiyle birlikte araç gereçini ve insan sayısını daha da yukarıya çekmek için biz hükümet olarak elimizden gelen gayreti bir kere buradan söylemek istiyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişen bir ada ve bu gelişim ile birlikte nüfusu devamlı artan bir ada. Bu teşkilatımıza bizler çok iyi bakmamız lazım ve eksiklerini zamanında gidermemiz lazım. Bu bizim asli görevimizden bir tanesi. Müdürümün de değindiği gibi tabii ki teşkilata baktığımızda bayağı bir eksik personelimiz mevcuttur. Ve araç gereci baktığımızda tabii ki günün koşullarına göre yenilenmesi lazım.
teknik tesisatın daha üst düzeyde olması gerektiğini inancını söylüyorum. Bütün bunları bu güzel günde konuşmayacağız. İleriki günlerde polis teşkilatımızla ve en azından 2023 bütçesini yaparken bütün bunları onun içine koyup polis teşkilatımızı daha da hak ettiği yere getirmek için de biz hükümet olarak üstümüze düşen görevleri yapacağız. Bugün sivil muhacirete baktığımızda polis teşkilatımızdaki eksiği gidermek için ben ilgili müsteşar ve müdür arkadaşlarıma da 50 tane sivil muhacirat ve 150 tane de polise alınması için de yetkilerin polis teşkilatına verilmesi için de gerekli girişimi yaptık. Önümüzdeki günlerde polis teşkilatımıza bunlar bildirilecek ve onlar da nasıl bu sınav yoluyla bu insanlarımızı teşkilata kazandıracaklar. O doğrultuda çalışmalarını yaptıktan sonra da yeni bir sayı daha da polis teşkilatımıza kazandırmış olacağız. Sayın seyirciler, akaryakıt fiyatlarında yapılan indirime bakalım şimdi de. Resmi gazetede yayınlanan emirnameye göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 26 Türk lirasından 24.86 Türk lirasına, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 26.28 Türk lirasından 25.14 Türk lirasına, Euro dizelin litresi 27 Türk lirasından 25.73 Türk lirasına, gaz yağının litresi 25.50 Türk lirasından 24.45 Türk lirasına düşürüldü. Emirname bugün yürürlüğe girdi. Sabah Haber gazete manşetleriyle devam ediyor efendim. Öncelikle ülke gazetelerine göz atıyoruz ve öncelikle Vatan diyelim. Vatan gazetesinin manşetinde bugün Rum tarafına dört başlık öneri deniyor ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın dün görüştüğü BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jenka'yı kabulü yaptıkları görüşmenin detayları ve yapılan açıklamalar ayrıntılarıyla yer buluyor. Cumhurbaşkanı Tatar iki devlet arasında işbirliğini öngören başlıklardan birincisinin adanın etrafındaki hidrokarbon yatakları ile ilgili olduğunu kaydetti. İkinci başlıkta tüm adanın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği Entegrasyon Sistemi'ne dahil olmasının öngörüldüğünü, üçüncü işbirliği alan olarak güneş enerjisinin etkin olarak kullanılmasını önerdiklerini ve dördüncü işbirliği önerisinin ise Türkiye'den gelen su dahil olmak üzere adanın tatlı su kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili olduğunu açıkladığı ifade ediliyor. Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı dört başlıktan oluşan önerileri sunduğu detaylarıyla iç sayfalarda da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu görüşmesinden sonra akaryakıt fiyatlarındaki az önce sizlere aktardığım bültenimizde yapılan indirim detaylarıyla yine Vatan Gazetesi'nde yer bulmuş değerli izleyenler. Günlerce hep fiyat artırımına gidilmişti. Bu kez fiyat indirimine gidildi. Bu da tabii ki toplumda büyük bir rahatlama inşaatı diyebiliriz. İki trafik kazası ve üç yaralının olduğu bir başka kazada ise aracın takla attığı COVID-19 tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın halka yaptığı çağrı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un davasına ilişkin alınan karar ve istinaf kararında kararın değişmediği 2 ay hapislik cezası aldığı da yine Vatan Gazetesi'nde yer alan haberlerden. Son olarak Güney'de son bir haftada 10.879 yeni vakaya rastlandığı ve 3 yeni can kaybının olduğu ve hava sıcaklığının 39 dereceye kadar çıkacak olması ve son olarak Güney Kıbrıs'ta ise işsizlik oranının %4.9'a yaklaştığı yine aktarılıyor Vatan'da. Halkın Sesi Gazetesi diyelim şimdi de. Halkın Sesi Gazetesi'nin manşetinde ise değişim zorunlu başlığıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın bu yıl 13.sü hazırlanan rekabet edebilirlik raporunun dün kamuoyuyla paylaşıldığı bilgisi aktarılıyor. Raporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi çapında enflasyonla mücadelede politikadan yoksun olduğunun vurgulandığı da
belirtilmiş. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in yaptığı açıklamalar fotoğraflı şekilde yine kendisinin görüntüsüyle, detaylarıyla halkta paylaşılıyor. Hem ilk sayfadan hem de iç sayfalarda. Sürmanşette ise bu heykel bir mücadelenin sembolüdür başlığını görüyoruz. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Taşkınköy'deki Dr. Fazıl Küçük Parkı'na konumlandırılan Dr. Fazıl Küçük'ün heykeli törenle açıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, küçüğü anlamak, toplumla birlikte neyin mücadelesini verdiklerini iyi görmek gerektiğini vurguladı. Logonun hemen yanında ise yangınla mücadelenin görünmez kahramanları komandolar deniyor ve komandoların gece söndürme çalışmalarında hala verdikleri mücadeleyi aktarıyor fotoğrafıyla Halkın Sesi gazetesi. Yeni Bakış diyelim şimdi. Yeni Bakış gazetesi ise saklamaya çalışmayın başlığıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy'un Ankara yönetiminin Versin Tatar'ın güven yaratıcı önlemleri iki eliyle ittiğini, ardından da NATO toplantısında Anastasiadis'te masaya oturduğuna dikkat çekti ve bu siyasi hayatın gerçeğidir dedi ve ekledi. Saklamaya çalışmayın ifadeleri ve iddiaları Yeni Bakış'ta yer alıyor değerli izleyenler. Altyapı hazırlıklarımızı tamamladık diyen Sağlık Bakanı Altuğran'ın acil durum hastanesini ziyaret etmesi de yine fotoğraflı olarak aktarılıyor. Sürmanşet olarak bir başka haber ise imar planı ve atık su arıtma için adil çağrı yapan TDP İskele İlçesi Mali Sekreteri ve TDP Çevre Komite Üyesi Müride Çivikan'ın ifadeleriyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili. Diğer yandan Meryem Özkurt'un davası, ardından ise Fasıl 154 Ceza Yasası zimmet suçu ve bankacılık yasasına aykırı hareket etmek suçlarından tutuklanan zanlı Hüseyin Kemaler'in mahkeme huzuruna çıkarıldığı bilgisi de yine Yeni Bakış'ta aktarılan haberlerden. Son olarak aydınlatma direğine çarptı denilerek Lefkoş Ortaköy'de yaşanan kazada yine korkutan kaza olarak fotoğrafla destekleniyor ve okuyucuyla paylaşılıyor. Avrupa Gazetesi'ne göz atıyoruz. Şimdi de Avrupa Gazetesi koloni idaresindeki emir kullarının işi çok zor diyor Afrika Gazetesi ve yine her zamanki gibi kendi usulüyle, kendi iddialarıyla manşetini aktarıyor. Talimatı uyguladı, cezalandırıldı. Talimatı çiğnedi, cezalandırıldı. Hangi adalet sorusuyla değerlendiriyor kendince Avrupa Gazetesi yaşananları. İstinafta cezasında indirim yapılmayan ancak daha çok ceza verilmeyen BRT Müdürü Meryem Özkurt'un toplumumuzda yüksek yerden gelen emri suç olduğunu bile bile uyguladığı için cezalandırılan ilk kişi olduğu deniyor. Ve konuya ilişkin yüksek yerden gelen emri uygulamama cesaretini gösteremedi. Çünkü bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyordu denerek de yine psikolojik baskıya yönleniyor. Kıbrıs Gazetesi hemen bakalım manşetinde diğer gazetelerde olduğu gibi Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın yapmış olduğu rekabet edebilirlik raporunu dün kamuoyuyla paylaştı deniyor. Kıbrıs Türk Ticaret Başkanı, Ticaret Odası Başkanı Deniz'in ülke ekonomisiyle ilgili gerçekleri tek tek sıraladığı bilgisi de yine aktarılmış. Ülkemize inancımız zayıflıyor. Bunun önüne geçmezsek sorunlar hakkında konuşacağımız bir ülkemiz kalmayacak uyarısı da yapıyor Kıbrıs Gazetesi. Ya değişeceğiz ya da yok olup gideceğiz diyor. İşletmeler vergi yükünden şikayetçi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın rekabet edebilirlik raporuna göre son bir yılda işletmelerin %36,8'i faaliyetlerini azalttı. %45,27'si de aynı düzeyde kaldı. Konu ilişkin detaylar iç sayfalarda yer aldı. Başbakan Üstel'in polis genel müdürüne 50 sivil hizmet, 150 muhaciret görevlisi alınacağı bilgisini aktardığı o ziyarette yine aktarılmış. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Aktuncu'nun uçak bileti fiyatlarının ucuzlayacak dediği bilgi ve Hasbolat'ta Fransız yapılaşmanın lağım sorununu artırdığı haberi de yine fotoğrafla destekleniyor değerli izleyenler.
Yeni Düzen gazetesine göz atalım şimdi de. Pompalar maliyeye çalışacak başlığını görüyoruz. Devlet akaryakıt kazancını artırdı. Akaryakıt fiyatlarında 1.05 Türk lirasıyla 1.87 Türk lirası arasında indirim var. Konuya ilişkin detaylar aktarılıyor değerli izleyenler. İthalatçı firmalar 17 kuruş yerine %3'ü 51 kuruş kar alacak. Devlet de yakıttan daha fazla kazanacak. Fonu artırdılar alt başlıklarıyla destekleniyor haberin detayı. Yine bir özel haber var Yeni Düzen'de. İçişleri Bakanı Ziya Sürükler'in yurttaşlık telkini yorumunu ve diğer konulara ilişkin bilgilerini aktardığı Yeni Düzen özel röportaj bugünkü sayıda manşet olarak, alt manşet olarak okuyucuyla paylaşılmış. İç sayfalarda da ayrıntılara yer verilmiş. Diyaloğa bakalım. Kontrol edilemeyen fiyat artışları yüzünden geçim sıkıntısına düşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı gelecek konusunda iyimser değil. Umutlar tükendi başlığını görüyoruz. Anket sonuçlarını doğruladılar ve kimse önüne geçemiyor ve önünü göremiyor konuya ilişkin özellikle elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüm kesimleri etkilediği ve fiyatlara fazlasıyla yansıdığını belirten vatandaşlar, ana tüketim maddelerinde fiyatların ucuzlatılması gerektiğine dikkat çekmiş. Vatandaşlar önümüzü göremez hale geldik, gelecek günlerin daha da kötü olmasından korkuyoruz ifadesini kullanmış. Yaşanan trafik kazası Ortaköy bölgesindeki sürat yapan sürücünün orta refüje çıkarak elektrik direğini devirdikten sonra durabilmesi de yine fotoğrafla aktarılıyor ve lastiği de patladı başlığı kullanılıyor. Belediye Müdürü Meryem Özkurt'un davasına ilişkin karar ağır teminata bağlandığıyla ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler zimmetinde. Yine kemerlerinde zimmet ve bankacılık yasasına aykırı davranmakla suçlanıyor olduğu haberi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirdiği 950 bin euro 20 dakika sonra çıkarmak isterken tutuklanan Cezayirli Ahmet Ben Saidi'nin sorgulanıyor olması da yine detaylarıyla aktarılıyor. Türkiye'deki asgari ücrete %30 oranında artış getirildiği bilgisi ve benzindeki yeni fiyatlar da yine detay olarak yer bulmuş. Ve Güneş Gazetesi'ne bakalım. Güneş Gazetesi ise Sağlık Bakanı Altuğra'nın COVID-19'la ilgili son gelişmeleri paylaştığını, paniğe gerek ve olmadığını, önlemlerin alındığını belirttiğini aktarıyor. Vaka artışına karşı hazırız ifadesi de başlık olarak yer almış değerli izleyenler. Dün gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin fotoğraflarda yine haberi destekleyen unsurlar. Sürmanşete bakacak olursak uçak biletleri ucuzlayacak başlığını görüyoruz. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'un bu konuya ilişkin yaptığı açıklamalar detaylı şekilde aktarılıyor. Logonun hemen yanında ise akaryakıtta indirim başlığıyla yine fiyatların rakamları okuyucuyla paylaşılmış. Güneş'le birlikte ülke manşetlerini burada noktalıyoruz. Kısacık bir ara diyelim ve Türkiye manşetleriyle devam edelim. Seyirciler, Akşam Gazetesi var sırada. Türkiye manşetlerinde asgari ücret 5.500 lira diyor Akşam Gazetesi ve Başbakan Erdoğan enflasyon baskısı sonrasında yeniden belirlenen asgari ücretin %30 artışla 5.500 liraya çıkarıldığını ifade etmiş. İşte bu ifadeler ayrıntılarıyla yer almış. Terör faaliyetlerini flash belleklere attık ve anlattık diyen NATO zirvesindeki yapılan konuşmaların detayları da yine yer alıyor. Türkiye Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Türkiye Gazetesi ise ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak başlığıyla arazilerin %10'u atıl halde bilgisini paylaşmış. Devletin bir yıl boş kalan tarım alanlarını başkasına kiralayacağını ancak arazi sahibine kira ödeyeceğini ve tarlaya ne ekileceğini de bildireceğini belirtiyor. Yeni rakam 5.500 lira oldu. Asgari ücrete %30 zam haberi de yine detaylarıyla Türkiye Gazetesi'nden aktarılmış. Sözcü gazetesine bakacak olursak
Tabii ki asgari ücretin fiyat artışı %30 zammı diğer gazetelerde olduğu gibi Sözcü gazetesinde de yer buluyor detaylı bir şekilde. 5500 liraya çıkarılan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. İşçisin sen işçi kal, açsın sen aç kal diyor Sözcü gazetesi ve durumu eleştiriyor. Arkadaki yazıyı okusalardı işçinin hakkını verirlerdi. Türkiye çalışanlarının emeğiyle büyüyor ve Türkiye çalışanlarının emeğiyle büyüyor ifadesinin arkada okunan yazı olduğu bilgisi de yine fotoğraflı şekilde paylaşılıyor. Yeni Şafak gazetesi diyelim şimdi de. Yeni asgari ücret 5500 lirası oldu dedi Yeni Şafak gazetesi de ve Temmuz zammı %30 olarak belirlendi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca çalışanın merakla beklediği müjdeyi açıkladığı bilgisi paylaşılıyor. Ocak ayında %50 oranında zam yapılan asgari ücrete Temmuz'da geçerli olacak. %30 ara zamın yapıldığı, böylece asgari ücretin 4253 liradan net 5500 liraya çıktığı bilgisi ve konu ilişkin Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yine detaylarıyla aktarılmış. İsveç 3-4 teröristi gönderdi ama yetmez deniliyor. Bir başka gözümüze çarpan habere bakalım. İspanya'da NATO zirvesinden sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın henüz NATO'ya üye olmadığını, davet sürecinin başladığını ifade ettiği aktarılmış. Ve Hürriyet'in manşeti tabii ki diğer gazetelerde olduğu gibi %30'luk zam olan asgari ücretle ilgili 5500 lirası olduğu bilgisi paylaşılıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve bu sürece nasıl gelindiği de yine detaylarıyla aktarılmış. Sabah gazetesi ise yine yüksek enflasyondan etkilenen milyonlarca çalışanı rahatlatacak müjdenin Başbakan Erdoğan tarafından aktarıldığını belirtmiş. Asgari ücrete Temmuz ayında geçerli olmak üzere %30 ara artış yapıyoruz diyen Erdoğan'ın ifadeleri kullanılmış ve yeni asgari ücret net 5500 lirası başlığı da kullanılmış. Cumhuriyet Meclisi'ne bakalım, özür diliyorum, Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Kiracıya su elektrik yok başlığıyla farklı bir konuya değiniyor Cumhuriyet Gazetesi. TOKİ'den dar gelirliye dar konut. TOKİ Başkanı Bulut'un yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Neden halka daha geniş evler yapmadıkları eleştirilerine, ülkenin kaynağı herkese 3+1, 4+1 üretecek kadar geniş değil karşılığını veriyor. Bulut, millet bahçelerinin finansmanının bakanlık tarafından karşılandığını, bakanlığın nakit ödeme yapmadığını, bunun yerine hazineden arsa aldıklarını söylediği de detaylarıyla iç sayfalarda yer buluyor. Milliyet gazetesine bakacak olursak, Milliyet gazetesi de asıl olan uygulama başlığıyla İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin sözlerin yerine getirilip getirilmediğini takip edeceğiz diyen Erdoğan'ın şunları ifade ettiğini aktarmış. İlk kez kayda girdi, operasyon zamanında kapı gibi belge elde ve idam gündeme gelebilir ifadelerini ayrıntılarıyla aktarmış manşetinde. Sürmanşetinde ise tabii ki asgari ücrete değinmiş, 5500 lirası oldu ve %30 ara zammın geldiği bilgisini okuyucuyla paylaşmış. Ve Milliyet Gazetesi ile birlikte Türkiye gazetelerini de burada noktalıyoruz efendim. Doğal olarak bize ayrılan süreyi de burada noktalıyoruz. Gün içerisinde yeni gelişmelerle Beret Haber Merkezi olarak sizlerin karşısında olacağımızı da belirtmiş olalım. Onun için Beret ekranlarından bir yere ayrılmayın diyoruz. En doğru ve en hızlı haber almak için. Gününüz güzel geçsin. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.